Hocam. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi buyurun. Başlardaki partlarda göçmenlere yönelik saldırgan söylemlerinizi kınıyorum ve asla katılmıyorum. Öyle mi? Vallahi biz bu ülkeyi Afganlılarla, Suriyelilerle 7-8 milyon sığınmacıyla birlikte kurmadık. Kusura bakmayın. Bu ülkeyi sokakta da bulmadık. Türkiye'de her 10 kişiden birisi sığınmacıysa bu bir beka problemidir. Bu gelecekte ülkemizin bağımsızlık problemidir. Kusura bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti Kızılay değildir. Çok enteresan bir kitle var. O kadar tahmin edemiyorum ki kimin neyi desteklediğini. Siz geldiğinizde bir homurtular. Bana işte, da giydiriyor. Sorular. Herkese giydiriyorlar. Evet, yani güzel, çok... bence güzel. Programın formatı şu değil mi? Mesela memleket partilileri almıyorsunuz. Almıyoruz ama bugün vardı mesela. Ben sordum, elini kaldıran arkadaşlarımız oldu. Kimler şu anda memleket partisi destekçisi? Yalan söylemeyin oğlum, kaldırın artık elinizi. 4, sonuna 5, geldik. 5, 10 kişi. Bu alkış oradan çıkmaz. Peki Zafer Partili var mı aramızda? CHP'li. CHP'liler kimler? En çok CHP'liler. Peki tipliler. AKP'liler? En öndekiler, ünlüler yani, anladınız mı? Sen misin? Güzel. Enteresan. Sorunuz nedir efendim? Çünkü büyük ihtimalle beni de kınıyorsunuz. Osman, çünkü ben de çok eleştiririm. Bu göçmen konusuna madem arkadaşlardan da bir tepki var, kısaca düşüncemi belirtebilirim. Tabii ki. Şöyle düşünüyorum. Diğer partlarda da örnek verildi. Kadınlar, işte analarımız, bacılarımız artık gece sokakta yürüyemiyor denildi ama bu sadece göçmenlerden dolayı kaynaklanan bir problem değil. Ataerkil sistemden ve erkeklikten dolayı kaynaklanan bir problem. Hazır. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığından beri İstanbul Sözleşmesi'nden sığınmacı problemi bir, sadece insanların güvensiz bir toplumda yaşaması noktasına indirgenmiyor. Daha bir sürü ekonomik, sosyolojik, kültürel bir sürü problem var bu işin. Burada yıllarca konuştuk bu bir. İkincisi, bunun gibi bakılabilir. Maalesef evet, böyle bir problem var. Yani gece sokakta yürümek. Ben sizin sallıyorum. Ben birisi geldi benim kolumu kesti. Aldı bu kolu götürdü. Birisini daha getirip diğer kolumu kestirir miyim? Hayır, değil mi? Bir kolla devam edeyim ulan derim. İşi daha da kötü bir yere sürüklemem. Bu onun gibi. Zaten böyle bir problemimiz varsa bunu arttırmak yerine çözelim bu problemi. Yani niye arttırıyoruz ki? Tamam, hadi siz de gelin öteki kolumu kesin diyoruz. Ne saçma böyle. Çıkıldığından beri ya da kadın hakları göz önünde bulundurulmadığından beri zaten kadınlar gece sokakta yürüyemiyorlar. Hanımefendi, göçmenler... bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bunu size karşı çıkmak için söylemiyorum. Çok... Hangisi? Birincisi bu. Sığınmacı konusunda, savunma alanlarında. İkincisi de şey, sığınmacılar Türkiye'de işsizlik vardı. O yüzden bilerek getirildiler işi yapsınlar diye. O yüzden işçi sınıfıdırlar. Bizim onlara dayanışmamız gerekiyor. Bu da ikinci mega. Demiş giga, ki bir iddiası var. Ya abiksi, bu kız benim sınıf arkadaşım. Hiç ciddiye almayın şunu. Gitti beynini yıkattı bu. Kürtleri falan aşağılıyordu. Bakmayın böyle burada konuştuğuna demiş. Ama doğru mu? Belki de fake'tir yani. Ya işte bir iddiası var dedim. En başta söyledim onu. Buradan biz kötülemiş olmayalım. Ama doğru değil. Bu iddiayı birkaç kere daha duydum. Evet, bizim ülkemizde de aynı şekilde bu tarz insanlar var. Ama bu demek değil ki biz sayılarını arttıralım. O benim problemim. Yani o benim bunlarla uğraşmak benim kaderim. Ama sığınmacıları almak benim seçeneğim. Ya ben şunu da söylemek istiyorum. Yani sadece sığınmacı şeyinde değil. Aynı zamanda ben parası olan mültecileri de istemiyorum. Evet, yani kesinlikle. Ya da bunları alacaksak da bunun da belirli sınırları ve şeyler olması lazım. Çünkü eskiden ülkede bir ekonomik kriz yaşandığında en azından cebinde parası olan money is king deyip bir şekilde bir ev alıyordu, bir şey alıyordu. Şimdi onu da yapamıyoruz. Yani hem her şey çok kötü, hem fiyatlar pahalılaşıyor inanılmaz bir derecede. Yani ben yalan söylemeyeceğim. Benim bir tane evim var. Babamdan bana verilmiş olan, ben o evi kiralarken Rus'a kiraladım. Ve çok fahiş bir fiyata kiraladım. Çünkü benim kaldığım ev de fahiş bir fiyatta. Hı-hı. Yani bu evin fiyatının fahiş fiyatta olmasının sebebi de o Rus yani. Anlatabiliyor muyum? Yani burası Antalya ve burada fiyatlar Türkiye genelinde en yüksek, en hızlı şekilde artan şehir Antalya. Ve burada hayatta kalmak gerçekten çok zor. Yani burada bir devlet memuru nasıl herhangi bir evde barınabiliyor ben bilmiyorum. Mümkün değil yani. Yani şunu da çok kısa anlatmak istiyorum. Ben Polonya'da çalışırken Polonyalı karısı olan Alman bir arkadaşım vardı. Ev satın aldı. Ona mesela satın aldığı evin arsasını vermediler. Anladın mı? Biz parayı görünce domalıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ne oldu milliyetçi? 2K daha düşüğe Türkiye veremedin. Kardeşim 40 bin lira benim evim kirası. 40 bin lira, tamam.
Öyle 2K düşük müşük değil. Antalya'nın en iyi muhitinde. Oradaki evleri ben şimdi o evi ben 20 bine kiralasam onu alıp birisi 40'a kiralar yani üstüne. Anladın mı? Öyle bir muhit çünkü orası. Öyle bir yer orası. Yapacak hiçbir şey yok. Yani Antalya Liman Mahallesi dediğinizde bulursunuz. Ben şeye de karşıyım. Bunda mesela Körfez Araplarının işte bu çekme politikası var ya Türkiye'nin, zenginler gelsin. Ona da karşıyım. Çok karşıyım. Bir de abi yani senin bahsettiğin olay artık sen şey, emlaktan bahsediyorsun. İranlılar bile gelip İzmir'in yarısını satmayanlar. Bilinenler bilir İzmir'de yaşayanlar. İran'dan özellikle çok. Bir de hadi bunlar zengin diyelim. Bulgar'ın orta hallisi, işçi sınıfı bile gelip Türkiye'yi yağmalarcasına alışveriş yapıp gidiyor. Yani bu artık farklı bir seviyede bir sorun. Evet. Yani bu hani dediğim gibi sadece işte gelen gariban ya da gelen neydi belirsiz işte artık hırsız mı, tacizci mi, tecavüzcü mü falan. Sadece onlar değil. Aynı zamanda yani bu parası olanların da gelmemesi lazım ki artık şu durulsun yani. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi Antalya'da en kıçı kırık ev 15 binden başlıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl oturacak memur? Ya nasıl KK'nin dediği mevzu bu. Yani temiz yatırımcı kaçtı korkudan. Otoriter ülkelerden bu durumlara alışkın tipler geldi yani. Money talks diyenler, parayı ortaya yatırıp vatandaşı da şeyde satın alan tipler bunlardı. Genelde Körfez ülkelerindeki Araplar abi. Aynen öyle. Yani bu da ayrı bir konu. Neyse. Çok haklısınız. Kadınların bu ülkede uzun zamandır büyük bir sıkıntısı var. Dile getirme biçimi yanlış olan insanlar vardı. Bunu biliyorsunuz. Konu yanlış anlaşıldı bazen. Bazen hiç dile getirmeyenler vardı. Bazı kadınlar bile bu durumu çok kanıksamıştı ama sonrasında biliyorsun eleştirmek zorunda kaldılar. Sen görüyorsun o gündemin değişikliğini. Fakat yurt dışından sınırlarımıza bir şekilde tecavüz edip bu memleketin içine giren insanların alıştığı kültürle bizim kültürümüz arasındaki farkı eğer öğrenmek istemiyorlarsa bizim o insanlara öğretebileceğimiz bir şey olmadığı noktasında ben artık kendimi ikna etmiş durumdayım. Çünkü aslanım. Şöyle Civanım benim. Için fikrim. Yiğidim benim. Ama mesela Türkiye içinden örnek vereyim. İstanbul'dan birisi Diyarbakır'a gittiği zaman İstanbul'daki hayatını Diyarbakır'a taşıyor. Diyarbakır'dan birisi Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği zaman Diyarbakır'daki hayatını İstanbul'a taşıyor. Hatta Diyarbakır'dan biri de Almanya'ya gittiğinde evine yaptığı ilk şey şark köşesi oluyor. Sonra şöyle bir şey gördüm ben. Taşınıyorum Ataşehir'e. Daha İstanbul'a yeni gelmişim. Dediler ki sen nerelisin birader? Dedim ki Ankaralıyım birader. Ne oldu? Biz dedi Sivaslıyız birader. Buraya dedi gelemezsin. Düşün. Çok ufak bir bölünme yaşadım. Kendi memleketimde kendi vatandaşlarımla. Bir baktık ki orayı mesela Sivas yapmışlar. Ankaralıların oturduğu yere gittim. Bir antika bir eksikti efendim. Gerçekten orayı da Ankara yapmışlar. Hepimiz olduğumuz doğduğumuz toprağı alıp gittiğimiz yere götürmekle çok meşgulüz. Orada kırbaç cezasından kaçıp burada insanlara kırbaç cezası vermek isteyenler var. Ve bunları kötüleyerek söylemiyorum. Çünkü o öyle görmüş onu. Afgan bir gençle karşılaştım geçen gün. Bizim bir manzaraya, gün batımına bakmamız nasıl normalse onun bir kadının kalçalarına bakması, göğüslerine bakması ya da bunların fotoğrafını çekip paylaşması da onun için o kadar normal biliyor musun? Çünkü öyle öyle doğmuş. Evet. Onun kültürü o. Baba geliyor evet, elinde çantayla. Ben şey sanıyorum bu açıklama şu. Açıklama şu bu arada. Eğer çok kadın açık giyiniyorsa benim bakmamı istiyordur yani. O kadın yolludur. Böyle bir kafa yapıları var. Yani benim bakmam gerekiyor. Beni eleştiremezsiniz bu yüzden. İstemiyorsa kapansın. Fotoğraf çekmek de ya millete göndermek ya da teşhir etmek için. İşte ya bir tane canlı yayında açmıştık ya o kadar sapıklık seviyesi o kadar yüksek ki yani şey diyor bir tane otobüste arkadaşlar yani biraz rahatsız edici bir hikaye. Çocuğunu okula getiren kadını. Hayır duymak istemeyenler şey yapsın yani bir çocuğu istismar ediyorlar otobüste adam diyor ki ben de katıldım diyor. Adama diyorlar ki neden katıldın kardeşim diyorlar. O da diyor ki yani ikram ettiler ne yapsaydım. Yani katılmasam bana işte abi, gay diyeceklerdi belgesel. Bilmem ne diyeceklerdi. Ha Türkiye'de değil bu şeydeki. Evet. Pakistan'daki belgesel. Pakistan diyorsun. Evet ya, ikram ettiler diyor. Hani almasaydım bana kötü gözle bakarlardı diyor. Ya ben şeyi görmüştüm o dönemlerde. Bir kadın var ama böyle şey de değil. Hani böyle iddialı falan da giymemiş. Yani normal çocuğu okula getirirken işte artık bir jeans şey giymiş bir tane mont giymiş bu kadar. Kadını çekiyor, çocuğunu okula getiren kadını. Şeye bak diyor, bu Türk orospularına bak affedersin. Bu şekilde söyleyip evet, TikTok'a evet. Yüklüyor. Evet, yani teşhir etme var, kızma var. Anladın mı? Mesela İran'dan geçen video düştü ya. Kızlar başı açık. Adam dükkanın önünden geçerken yoğurt çalıyor kafadan. Yani onlara göre bu şey uyarılması gerekiyor. Hatta bizde de var geçen tabii şey. Sokak röportajındaki dayı. Demedi mi kıza üstüne başına bak falan evet, filan diye. Bunun 100 kat radikalini düşünün. Bu başa bazı meselesinde de yine aynı belgeselde değil başka belgeseldeydi sanırım şey diyor yani
Asker bunlar, sözde askerler orada. İşte bir çocuğa yanaşıyorlar diyeyim. Soru sorulduğunda da işte şey diyor, yani sıra onda. O büyüyecek, o da diyor başkasını yapacak. Bize de yaptılar gibisinden böyle bir açıklama yapıyor yani. O, tövbe estağfurullah, normal görüyor o işi. Hatta ben isimlerini vermiştim chat, bu sığınmacı meselesini. Bir ay her gün sığınmacı meselesi konuşmuştuk ya, hatırlayan varsa. 6 ay konuştuk lan. 6 ay. Yok, ben bir ay boyunca her yayın zaten sürekli konuşuluyordu da. Orada iki belgesel ismi vermiştim. Hatırlayan ya da not eden varsa işte yazabilir. O zaman dinlerine bunları göre gündeme getirdiğimiz dönemde biz Özdağcıymışız arkadaşlar. Sonra ama dönmüş. Uyum diyor. Senin devletinin kuralları, kanunları beni ilgilendirmez diyor. O zaman kadın etek giymesin, giyiyorsa hakkımdır, çekerim onun fotoğrafını diyor. Şimdi bununla büyütülmüş bir insana eğitim vermeden, direkt olarak herhangi bir karşılık beklemeden onu İstiklal Meydanı'na gönderirsen ya da işte başka bir yere gönderirsen, konu artık kadından erkekten çıkar, kültürel meseleye gelir. O da gelecekte bizi yamultur. Bu tamamen, hayır yanlış anlamayın, bir bilimsel mesele biliyorsun, ama senin söylediğine de çok katılıyorum. Haklısın, evet kesinlikle öyle. Çünkü herkese maalesef çocukluğundan beri kafayı buraya, gözü buraya diktirdiler. Bu konunun ne kadar acayip bir konu olduğunu anlattılar. Erkek çocuklarını o şekilde avantajlı, sözde avantajlı yetiştirdiler. Erkekler de kadınlara istedikleri hareketi yapmayı kendilerinde hak gördüler. Bu çok başka bir konu, ama sığınmacılar çok başka bir konu. Göçmenler değil, göçmen çok başka bir şey çünkü. Burada da bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bak güzel kardeşim, Suriye'de bizim askerlerimiz var mı? Var. Bunlar 20'li yaşlarda çocuklar. Benim memleketimin evlatları 20 yaşında orada çöllerde vurulurken, burada 20'li yaşlardaki Suriyeliler deniz kenarında keyif yapıyor. Böyle bir dünya yok. Yok böyle bir dünya. Sayın İnce, katılıyorum söylediklerinize, ancak ben olayı biraz daha alıyorum. Kısaca kesip soruma geçeceğim hemen. Bir şey soracağım. Dürüm geldi mi dürüm? Bir an kıza diyor sen. Bana gel. Ben bir toplum efendim, kadınları dinlemiyoruz. Bir dürüm de bana getirin ya. Çok özür diliyorum lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Son dediğinize katılıyorum Sayın İnce. Haklısınız. Türkiye'de ben 21 yaşındayım ve benim yaşımdaki bir asker olmayı tercih etmiş ve sınır ötesinde başka bir toprakta, başka bir halkın toprağında aslında ölmek zorunda değil. Katılıyorum, ancak olayı şuradan alıyorum. Bence burada nefretimizi ya da sinirimizi veya tepkimizi yönlendirmemiz gereken yer göçmenlerin ya da sığınmacıların ta kendisi değil. Tamamen AKP ya da hükümetin şu anki politikalarından dolayı. Şuradan alıyorum bu konuyu da. Şu an Türkiye'nin Bulgaristan ya da Ege sahillerindeki sınır güvenliği nasıl korunuyorsa, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesine ya da Doğu Anadolu bölgesindeki sınırlarda aynı şekilde korunabilirdi. Ancak bu sanıyorum ki hükümetin bir politikası ve bunu tercih ediyorlar en nihayetinde. Van'dan girmek serbest, Kapıkule'den çıkmak yasak. En nihayetinde şu an öyle bir durumdayız. Ancak dediğim gibi nefretimizi bence yanlış bir yere kanalize ediyoruz. Çünkü bu en nihayetinde Ankara'da sanıyorum geçtiğimiz yıllarda, birkaç sene önce olması lazım, bir Türk genci Suriyeli nefretinden dolayı bir kavgaya giriyor ve Suriyeli tarafından bıçaklanıyor. En nihayetinde o çocuğun bir ailesi vardı, bir arkadaş çevresi Suriyeli vardı nefretinden ve hiçbir genç mı ölecek yaşta değil. Tabii Suriyeli nefretinden ötürü giriyor kavgaya. Aynen ya, evine giderken mahallesinde haraslandığı için değil yani. Diye öyle yürürken gibi, eli bıçaklı Suriyelilere kafa atmış. Ne olur girmiş. Ne olur demiş, beni bıçaklayın lan. Lan ne anlasın çocuk nefretten bilmem neden. Salak salak konuşmayın ya. Ya da sinirimizi, ben bu süre şeyi çözememiştim. Benim de birkaç tanıdığım var bu şekilde. Niye hani bu kadar radikal savunduklarını falan çözememiştim. Hatta o şey dönemlerini hatırlıyorsun, yaz dönemlerini. Sonra muhabbet ettiğim zaman anlatmıştı ki o arkadaşım. Demişti bunları işte kriz vardı, ekonomik kriz vardı. AKP bunları işçi olarak getirdi. İşçilik yapsınlar diye, işte Türklerin yapmadıkları, onlar işçi sınıfıdır. O yüzden işte dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sınıf bilinci bunu gerektirir falan filan demişti. O zaman kavramıştım ben bunu, hani niçin bu kadar obsesif bir şekilde savunduklarını şeyi. Sığınmacı politikasını. Bu da mı, o da mı Marksist Leninist Merdan Yanal? Ya o öyle demişlerdi. Ben demiştim ki olma, bu saçmalık yani, o zaman kriz falan yoktu. Bu İslamcı bir politik yani, ondan dolayı geldi bunlar falan. Yani tartışıp anlatmaya çalışmıştım, inanmamışlardı. Yok hani kriz vardı o dönem, biz biliyoruz. Abi krizi. Sanırım yani yeterince ağlak olursan, istismarcı muhafazakar bile olsan bağırlarına basıyorlar. Onların kafası çok, anlamıyorum gerçekten. Dogmatik ilerler kafa. Belli başlı işte şeyler vardır, söylemler ve teoriler vardır. Bunlar işçi sınıfıysa ona göre, yani kendi bunu düşündüğü için değil.
Öğrendiği mantık bunu, onu söylediği için der ki evet bu işte sınıfıdır, bizim dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sınıf bilinci bunu gerektirir. Bu kafada ilerler ama işte öyle değil. Bu açık kapı politikasının maksadı İslamcı bir politika yani. Anadolu'yu özellikle de işte Güneydoğu'yu Araplaştırmak, İslamcılaştırmak. Hizb-ut Tahrir diye bir örgüt var ya orada. Ana kafayı yersin, deli olursun. Adamlar örgüt, şey diyor ya. İşte bu Türkiye'de karılar diyor bize diyor. Helal diyor yani. Karıları almaya geldiler. Kıymet diyorlar. Yanlış yere kanalize ettiğimizde göçmenlere ve sığınmacılara kanalize ettiğimizi düşünüyorum. Onurcan yok, gitmedi. Yeni devam ediyor. Onurcan sakin ol. Kurban olayım. Vallahi uğraşacak durumda değilim şu an. Rica ederim. Bu konuda da ayrıştırmacı politikanızı kınamaktayım. Fikirlerinize katılın.